Çok teşekkür ediyorum. Tabii benim bu kitabın oluşumundan haberim yoktu. Çünkü genellikle Ayvalık halkı içinden çıkanlar çok kitap yazdılar. Bunların bir kısmı amatörce, bir kısmı bayağı katkısı olan, metot yönünden sıkıntılar olsa bile iyi temsil kabiliyeti olan kitaplar. Yani yaşayan insanların yaşadıkları bölge için neler düşünüp bildikleri bakımından değerli. Bazı soruları cevaplayabiliyorlar. Birisi işte Nedim Bey geçti önümüzden. Bir kütüphane dolduruyor bunlar. Yani kütüphane değilse de bir büyük rafı dolduruyor. Araştırma imkanları çok az. Arşivler onların hizmetinde. Fakat daha zaman ister. Ayvalık'ın bir enstitüsü olması lazım talebe yetiştiren. Yani hemen üniversite akla geliyor. Üniversite değil. Bir sosyal bilimler enstitüsü. Tarihi, iki tarafın dilini öğrendikleri, tarihi araştırdıkları bir bölge. Burası zengin ve renkli bir yer. Ben de ondan dolayı ilgilendim. Ve bu kitap benim için bir sürpriz oldu. Ailenin büyüğü, büyük anneleri, çok mahir de bir üstad. Ama şu enteresan, Ayvalıklılar eczacı. Yani uzun yıllar burada insanlar yedikleri otlarla, çevredeki bitkilerle kendilerini ayakta tutmuşlar, uzun yaşamışlar. Ayvalık zengini, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında, 20 yılında 3. kaza zenginlikte. Fakat bu belki çok fazla yatırımlar getirmemiş buraya sağlık alanında. Ama kendilerince bir şey toplamışlar. Şimdi böyle bir kitabı benden ön söz rica edince çok mütehassıs oldum. Çok müftehir oldum kendimle. İfade edebilmeye kalktım duygularımı. Sonra kitabı maketi elime geldim. Gördüm ki en güzel yazı da büyük annenin, büyük teyzenin. Onun için çok hayranlığımı belirtirim. Beni de böyle andığınız, onur ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah iki yaka arasındaki ilişkiler de iyi gider. Çünkü Midilli çok zıt bir kasabadır Yunanistan'da. Vilayettir. Halen Komünist Parti'ye rey verir. Başka yerde görülmez. Atina ile araları iyi değildir. Onu da herkes bilir. Böyle buradaki gibi uysal, uyumlu bir bölge değildir. Ama bütün bunlara rağmen insanlar iyidir orada. Güzel bir adadır. Hiçbir ada onun kadar yeşil ve güzel değil. Bu da çok açık. Hala zeytin ziraatı çok iyi. Burada da iyi. Ve etraftaki zeytinlikleri korumanızı tavsiye ediyoruz. Bize en iyi ödül bu olur. Hepiniz zeytinlik alın ve zeytin yetiştirin. Çok fena binalaşıyor burası. Çok fena turistikleşiyor. Bu lüzumsuz. Ve çok fazla da zeytinlikler tahrip ediliyor. Bunun üzerinde durmamız lazım. Bu bir milli felaket. Ve bana kalırsa da Türkiye nasıl klasik kültür bakımından, kalıntı bakımından en zengin bölgeyse Akdeniz'de, zeytinler için de böyle bu. Bir takım ürünler için de böyle. Onları korumamız lazım. Yani burası İspanya'dan geri bir yer değil, daha iyi. Ama bunun herkes bilincinde değil. İtiraf etmem lazım. Akhisarlılar daha fazla bilincinde. Yarışmak lazım. Ve böyle bir organizasyon, Zeytin Festivali, ben göz isterdim ki burada olsun. Onu yıllarca yapmak çok zor bir şey, zeytin seminerleri falan. Ama imkansız değil. Onları gördüğüm gün herhalde
daha mutlu olacağım. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Sağ olun.